Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü sunar. Küçük Asya'yı Türk yurdu haline getiren Türklerin nehirler yatağı Anadolu'nun son hakimi olmalarını sağlayacak olan Osmanlı Devleti'nin inkişafı da Sakarya Havzası'nda gerçekleşmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana önlerinden başlayan iki asırlık geri çekilişinin durması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesi de yine bu nehrin kollarında mümkün olmuştu. Yunanlıların işgal girişimine karşı verilen ve tarihe Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek olan 22 günlük heybetli mücadele, Anadolu Türk tarihinin de en önemli savaşlarından birisiydi. Ankara'ya doğru hareket emri verilmiş olan Yunan ordularının durdurulamaması durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kalacaktı. Yunan ordularının olası başarısı, Doğu cephesinde 24 tümenle hazır beklemekte olan Rus askerlerinin Kafkaslardan Anadolu'ya girmesi için ateşlenen bir işaret fişeği de olacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Yunanlılarca kazanılması, Büyük İskender'den sonra asırlar süren bir fütühat ve iskan politikasıyla Anadolu'yu Türklerin yurdu haline getiren son düğümün yeniden koparılması demekti. Adını Yunan mitolojisindeki nehirler tanrısından alan Sakarya Nehri'nin kolları üzerinde bir zamanlar Gordion olarak anılan bölgede yaşanan bu mücadele bizzat Mustafa Kemal'in ifadesiyle bir melhame-i kübraydı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Haymana ve Polatlı bölgesinde savaşların geçtiği 13.850 hektarlık alan devletimiz tarafından 8 Şubat 2015 tarih ve 29.261 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunla tarihi milli park ilan edildi. Bu alan içinde 100 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğindeki bölgeyi kapsayan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı savaş literatürüne Sakarya Melhame-i Kübrası yani Sakarya Kan Deryası olarak geçen Sakarya Zaferi'nin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çok önemli bir konumda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, her karış toprağında milli mücadele ruhunu hissedebildiğimiz birçok siper, anıt ve müzeyi bünyesinde barındırıyor. Bir milletin şahlanışı ve yeniden doğuşunun yazıldığı Polatlı ve Haymana'daki bu topraklarda muharebelerin geçtiği 1. ve 2. hat mevzileri, şehitlerimizin şan ve şerefine uygun olarak yapılan şehitlikler, muharebeler açısından anıtsal niteliği olan karargah binaları, köprüler ve istasyon binaları, müzeler, tanıtım merkezleri, anıt ve abideler, başta Milli Eğitim Camiası ve öğrencileri olmak üzere tüm vatandaşları ziyarete bekliyor. Polatlı Sakarya Şehitliği Zafer Anıtı ve Müzesi. Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, Sakarya Merkez Şehitliği'nin bulunduğu tepenin üstünde inşa edilmiştir. Bu tepeden Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği toprakların büyük bir kısmını görmek mümkündür. Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, kadın, asker ve genç bir erkekten oluşan bu üçlü kompozisyon, zamanla olgunlaşan milli şuurun ve gittikçe azamiye ulaşan milli gücün simgesidir. Sakarya Merkez Şehitliği'nde 140 şehidimiz bulunmaktadır. Şehitlerimizin bir kısmı Karatepe'de şehit düşen ve şehitlik yapıldığında bu alana getirilen askerlerimizdir.
Haymana Mangal Dağı Şehitliği. 23 Ağustos günü Mangal Dağı Muharebeleri olarak tarihimize altın harflerle geçmiştir. Mangal Dağı, ana savunma çizgisine göre ileriye doğru çıkıntı yapan tek başına bir mevzi durumundadır. Ziyaretçiler bu alanda siperleri görebilecek, şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarında dualar edebilecek ve şahlanan bir milletin mücadelesini her karışta hissedeceklerdir. Çaldağ. Çaldağ, Sakarya Meydan Muharebesi açısından son derece önemli bir noktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır" ifadesiyle özetlediği ve dünya askeri literatürüne soktuğu, cephe hattı yarılsa dahi müdafi birliklerin uzun menzilli bir çekilme yapmayıp tutunabildiği ilk noktada dövüşmeye devam etmesi, böylece cephe yarılmasının savaşın kaybedilmesi olmaktan çıkması yaklaşımı, Çaldağ ve çevresinde vücut bulmuştur. Bu arazide 3 alay, 5 tabur komutanı ve 900 erimiz şehit olmuştur. Kızılkırma Tepe İkiz Tepeler. Kızılkırma Tepe, bölgenin en kuzeybatı ucunu oluşturur ve Yunan taarruz alanını panoramik şekilde görme özelliğine sahiptir. ...13 Eylül 1921 öğle saatlerinde Kızılkırma Tepe İkiz Tepeler bölümündeki mevzilerin tamamı düşmandan geri alınmıştır. Bu bölgede Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından o günlerin anısını canlandıracak şehitlikler oluşturulmuştur. Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi. Sakarya Şehitleri Anıtı Kadın Kahramanlar Müzesi'ne ev sahipliği yapmakta. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan müteşekkil Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi olarak kullanılan bina, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek milli mücadeleye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk kadınını onurlandırmıştır. Müze, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından ismi Sakarya Köyü olarak değiştirilen tarihi Tırnaksız Köyü'nde bulunmaktadır. Kartaltepe ve Mehmetçik Anıtı. Kartaltepe, karayolun geçtiği Doğatepe ile birlikte Sakarya Nehri üzerindeki Beylik Köprü bölgesinde bulunan geçit ve köprüleri kontrol eden stratejik bir konumdadır. Bu stratejik önemi sebebiyle düşmanın en son terk ettiği bölgelerden biridir. Bugün tepenin karayoluna yakın bölgesinde düşmana dur diyen Mehmetçik Anıtı yükselmekte, Sakarya Meydan Muharebesini her yönüyle anlatan müze ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatmaktadır. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Doğatepe. Doğatepe'nin Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde moral ve stratejik anlamda özel bir anlamı vardır. Doğatepe, Türk genel karşı taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepedir. Doğatepe, Viyana önlerinden başlayan geri çekilmenin sona erdiği bir dönemeç, düşmanın Ege Denizi'ne dökülünceye kadar kovalandığı sonu aydınlık bir sürecin başlangıç noktasıdır. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü, bölgenin peyzaj çalışmalarıyla tarihi dokusunu canlandırmıştır. Törenlerin daha düzenli yapılabilmesi için 500 kişilik metal tribün, 1200 kişilik amfiteyatro ziyaretçileri beklemektedir.
Her yıl 13 Eylül'de Doğatepe'de düzenlenen devlet törenlerine yurdun dört bir tarafından çocukları ve torunlarıyla katılan vatandaşlarımız, aziz şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemekte, onları rahmet, minnet ve şükranla anmaktadır. Sakarya Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Park Müdürlüğü sundu.